hanımefendiler, beyefendiler. MKM'den canlı yayınladığımız Türkiye'nin bir numaralı Alaturka müzik yarışması Popstar Alaturka'ya hoş geldiniz. Karşınızda Osman Tan Erkır ve Popstar Alaturka. Çok sağ olun. MKM'den canlı yayınlanan Popstar Alaturka'ya hoş geldiniz değerli izleyiciler. Evet, şu ışıkları bir alalım ki ben de kamerayı göreyim. Sevgili izleyiciler, biliyorsunuz yoğun bir yağış var Türkiye genelinde ve bu yağıştan dolayı da yayınımızda bazı aksaklıklar oldu. Başta özür dileriz ama burada izleyicilerimiz... Ben onlarla biraz evvel konuştum, bir anlaşma yaptık. Ben çünkü buradaydım. Sonra bir daha çıkacağım, ilk defa görüyormuş gibi yapın. Çok alkışlıydın, gerçekten çok alkışladılar. Teşekkür ediyoruz. Yani bizde gizli saklı yok, her şey canlı yayında oluyor zaten biliyorsunuz. Muhteşem bir bölümle yeniden karşınızdayız sevgili izleyiciler. Bu akşam düetler dinleyeceğiz, birbirinden güzel düetler. Daha önce... Popstar Alaturka'nın çok sevilen yarışmacılarıyla bu dönemki yarışmacılar beraber olacaklar, düetler yapacaklar, birbirinden güzel şarkılar var. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Ayrıca Ebru Gündeş yeni albümünden yine şarkılarını seslendirecek bu akşam. Sabırsızlanıyorsunuz değil mi? Başlayalım mı? Jürimiz gelsin mi? Alkışlarınız Popstar Alaturka'nın jürisi için. Jürisine büyük bir alkış. Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, Bülent Ersoy, Armağan Çağlayan. Sevgili izleyiciler, gerçekten Türk televizyonculuğuna damgasını vurmuş bir program. En büyük tabii ki bunun en büyük nedeni de bu dev jüri. Gerçekten hepsi Türkiye'ye mal olmuş çok çok değerli sanatçılar. Kendileriyle çalışmaktan dolayı gurur duyuyorum. Allah sizleri nazardan saklasın. Bir mukabele. Bizler şimdi, de aynı şekil, sözünüzü kesin bağışlayın. Ben hem şahsım adına hem de arkadaşlarımla istişare etmeden de söyleyebilirim. Vaka onlar kendileri de ifade ederler en güzel şekilde. Ama bizler de sizin çatınız altında
Star ailesinin bir sanatkarı olarak, aile olarak çok mutluyuz, mesuduz, şeref duyuyoruz. Burada hizmet vermekten ve zat-ı alinizle olmak bir onör ve gururdur. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürlerimi ve saygılarımı iletiyorum. Lütfen kabul ediniz. O gurur bizlere ait Bülent Hanım. Çok çok teşekkürler. Bir kez daha hepinize çok teşekkür ediyorum. Güzel bir program olacak demiştim. Ama biliyorsunuz geçtiğimiz haftadan son ikiye kalan iki yarışmacımız var. Emre ve Nergis. İlk önce onları dinleyeceğiz. Kendilerinin hatları hala açık. Eğer destekliyorsanız onlara oy gönderebilirsiniz. Bakalım ilk olarak kim gelecek sahneye? Söz sevgili Ayşe Egesoy'da. Efendim iyi akşamlar değerli izleyiciler. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çok güzel bir gece geçirmenizi diliyorum. İlk olarak 103 Emre geliyor. Saadettin Kaynağ'ın Hicaz makamındaki bir eseriyle. Sözler Vecdi Bingöl. Engin de yavaş yavaş günün minesi soldu. Derdim bana arkadaş, bugün de akşam oldu. Tebrikler Emre. Geçen haftaki eseri bir kez daha seslendirdin. Hemen jüri üyelerimize dönelim. Kısa kısa yorumlarını alalım ama bir şey dikkatimi çekiyor. Bu kadar şıklık olabilir. Yani hepsi birbirinden şık ve güzel. Her hafta bu kadar özenerek kıyafetlerini, kostümlerini seçiyorlar. Gerçekten görsel anlamda da çok büyük katkıları var Türk televizyonculuğuna jüri üyelerimizin. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Neler söyleyeceksiniz bakalım Emre hakkında? Bu akşam İyicene berbat ettin. Tam tüy diktin. Yaptığını biliyor musun? Yaptıklarını. Hocam şimdi bir şey söyleyeceğim. Söyleyebilir miyim? Elbet söylersin. Pastillerle duruyorum. Çok kötü. Buram çok pişiyor. İşte onu ben bilemem. Onu siz biliyorsunuz. Geçmiş olsun. Ya, çok ıslandım. Ateşim vardı dün gece. Ateş İşte bu içindeydi. Sahnenin Allah esirgesin. Düşmanımın başına dahi vermesin, bu zorlukları vardır. Onu bilmiyorum tabii, öyleyse öyle yapacak olacak. Hiçbir şey yok. Enstrümanlarda teli değiştirirsiniz. Yine namütenahi neyse efendim sesi yakalarsınız. Ama Bülent Hanım herhalde sizin sormanız gerekir. Niye ıslandın, nerede ıslandı? Şimdi siz onu haftaya cumartesi sahneye çıkacaksınız. Sahneye çıkmadan 3 gün önce yağmurun altına kendinizi atar mısınız? Nereye atmış bu? Ne bileyim, bir yerde ıslanmış bu. Sen nereye attın kendini? 2-3 gün öncesi yağmur yağdı. Ben de bakkala gittim hocam otelden. Üstüme de bir şey almadım. Şemsiyem de yoktu. Islandım. İşte gördünüz mü? Bir sanatkar ya. Her zaman dikkatli olacak. Veya sanatkar namzeti. Efendim her zaman dikkatli olmalı. Allah rahmet eylesin, yattığı yer nurla dolsun. Münir Nurettin Hoca yazın dahi ipek şalla dolaşırdı, boğazını korurdu. Ben mesela buz yerim ama ben de sıcakta duramam, sıcak beni kısar sesimi. Müzeyyen abla da öyle, biz buz yeriz. Soğukta duracağız. Buzdolabına bizi morga koysunlar. Gümbür gümbür okuruz. Maşallah. Şimdi, maşallah diye bir yorum geldi. Morga koysunlar. Evet, İnşallah diyor. Allah'ın izniyle tabii. Bunların korkulu belası olduğum için inşallah bir pislik temizlenir diyorlar. Yok, estağfurullah. Gitsin buradan da biz de kurtulalım diyorlar. Estağfurullah. Desinler ben gitmiyorum yok, yere. Yok yok demiyorlar zaten. Şimdi çocuğum çok dikkatli olmanız lazım. Çünkü hele bir de en sona kaldınız.
Tabii ne olur ne biter. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur. Ama yalnız seslerdeki o detonasyon değil de bir de usulde de aksama oldu. Hocam şimdi o psikoloji var ya. Evet, eleman, her an yapabilir. O da olabilir. Doğru. Onda da hak veriyorum. Yapabilir. Ne var? Yani şimdi sesi tam manasıyla basacağım, basamayacağım. O korkuyla insan yani ona verir kafasını ve atlayabilir. Doğrudur. Yapabilir. Hakkınızda hayırlı olsun. Teşekkürler Bülent Hanım. Armağancığım. Bakkala çok elzem bir şey almaya mı gittiniz? Hayati yani mi yani? Bakkala ne almaya gittin? Şimdi ben merak ettim bu kadar hayati. Yağmurun altında. Dorito o kadar yağmur yağıyor. Bakkala gittin yani. Yiyecek aldım. Yiyecek aldım. Osman'ın aç mı bırakıyorlar bunları? Evet. Baksana bir deri bir kemik zaten çocuk. Şimdi hakikaten bunu anlamam, anladın mı? Yani şunu anlamam çok zor. Aç değilsen, açık değilsen hani yağmur denince bakkala gitsen ne olur? Sen mesela bilmiyor musun? Kapanıyor, kapanıyor hocam bakkallar 11'de. Peki bir şey söyleyeceğim. Ertesi gün alsan? Acıktım, karnım acıktı. Emre şaka gibisin ha. Mesela hani o kadar acıktın yani. Mesela kaldığınız otelde ekmek arası bir şey, ne bileyim ekmek arası peynir bir şey yok. Sen bu pazar buraya çıkıp şarkı söyleyeceğini bile bile gittin bakkala, sesini kıstın, geldin. Şimdi diyorsun ki pastille duruyorum hocam. Öyle mi yani? Hayır, bir de şöyle de olabilirdi. Tabii bunlar hep artık geçmiş, yani yaşanmış, geçmiş, olmuşla ölmüşe çare yoktur çocuğum. Tabii. Biz şu anda boş konuşuyoruz hepimiz. Olmamalıydı ama oldu. Saçlarınız zaten çok uzun değil. Keşke hemen kurutsaydınız. Yani buna bilebilecek yaştasınız. Değil mi efendim? Islandıysa hemen kurutursunuz ve ondan sonra o sizi etkilemez. Hemen bir gidip gelmeyle. Ama dolandıysanız ortalarda biraz fazla. Onu bilemem veya üstünüz mü? Efendim? Yani. Armağancığım. Ne diyeceğim bu işte. Keşke hani o zaman... Madem sesiniz kısık pastille çıktınız, hani işin daha artistik yönüne daha önem verseydiniz mesela. Haklısınız. Nasıl? Evet. Bence de. Tamam değil mi Armağan'cığım? Tamam. Peki. Ebru Hanım. geçmiş olsun. Olur böyle şeyler, insanlık halidir. Bizler de hasta hasta sahneye çıkıyoruz. Mutlaka o sahnelerde de problem yaşanıyordur. Hepimiz sonuçta insanız. Sen de bugün böyle bir şey yaşamış olabilirsin. Geçmiş olsun. Allah hakkınızda hayırlısını versin. Teşekkür. Bakalım neler olacak. Teşekkürler İbrahim Hanım. Orhan Bey. Tabii dikkatli olmak şart. Ama bazen de ne kadar dikkat etseniz tersine de olabilir. Bu durumlarda bazı sanatçılarımız, Allah gani gani rahmet eylesin, Zeki Müren beyefendi, ama daha evvel söylemiştim bunu. Akşamları sahnede çalıştığı zaman görev icabı sağlam olması gerektiği için, her türlü sağlıklı olması gerektiği için kortizon yaptırırmış. Bilinmezmiş kortizonun etkinliği. Maalesef o kiloları bu yüzden almış. O çok büyük kiloları kortizon vurdurmaktan almış. Bunu yapan, bu iğneleri yapan arkadaşı da gayet iyi tanıyorum. O da bu şekilde ifade etti. Bilmiyorduk dedi kortizonun bu denli etkili olduğunu ve maalesef geride dönüşü olmamış. O kiloları bu yüzden almış. Bazen buna müracaat edilse de kortizonun çok fazla alınmaması gerekiyor. Çok az doktor nezaretinde alınmalı vesaire. Bunlar olabiliyor. Şimdi yarışmacımız ağır eserleri daha çok seviyor. Türk sanat müziğine meyli var. Ve bu da ayrı bir... Seviyorum hocam. Tabii. Ve aşık gibi bir şeyim. Türk sanat müziğini çok seviyorum. Ve yaşının 17 olması ve bu ağır eserleri okuma isteğin farklı bir görünüm sergiliyor sende. Tabii başarılısın ama şüphesiz daha da iyi olma imkanın olacak. İnşallah. Notlarımızı geçen hafta söylemiştik. Başarılar diliyorum evlat. Kaybedersen de katiyen üzülme. Bu yarışmanın sistemi gereği böyle. Başarılar. Teşekkürler Orhan Bey. Hemen aday numaranı söyle bakalım Emre.
103 yazıp 3004'e gönderirlerse sevinirim. 103 Emre'nin aday numarası hattı şu anda açık ve son iki de unutmayın. Lütfen destekliyorsanız cep telefonlarınıza 103 yazıp 3004'e gönderin.